Ceren Gelin'in yatak odası aynalarla ön plana çıkıyor. Yatak başlığı hem ayna hem leopar detaylarıyla biraz abartılı. Üstelik üzerindeki damask desenli örtüyle de çok alakasız. Gardırobun ayna kapaklı tercih edilmesi odaya ferahlık katmış. Krem rengi komodinlerin üzeri boş tercih edilmiş. Aynı şekilde kare aynalı makyaj masasının üzeri de neredeyse bomboş diyebiliriz. Son olarak üçlü top başlıklı lambanın odadaki ihtişamlı mobilyaların yanında biraz sönük kaldığını belirtelim ve sözü ev sahibimize bırakalım. Yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hemen girmek istiyorum araya. Ceren'cim, makyaj çantan galiba. Tak kumla. Evet Ekin'cim. Git gezmeye. Senin tarzın diyeceğim ama çok da senin tarzına uygun bulamadım ama. Evet, benim tarzıma uygun değil ama senin tarzına uygunsa alıp gidebilirsin. Teşekkür tabii ederim. Ki hemen de alıp gideceğim çekimden sonra. Çok abartılı ya bu makyaj çantası. Hayatım bunu tamam. Bana bohçamda görümcem hediye almış. Yani sen ne kadar beğenmesen de, benim ne kadar tarzıma uymasa da çok değerli birinden hediye geldiği için çok, çok doğalsın önemli. Biliyor musun? Mutfakta benim doğal için olduğunu söylemiştin ya. Çok teşekkür ederim. Modemi görüyorum orada ve evet, gerçekten çok doğal olduğunu anlıyorum. Evet, çok doğalım. Yani biz geleceğiz, nasıl misafiriz. Keşke bir kaldırsaydın ya. Evet. İlk defa bir yatak çok odasında haklısın. Modem görüyorum. Çok haklısın ama öyle kullanıyoruz. Mecbur. Başka diğer odalara çekmiyor. Onun için orada ben bunun doğallık olarak kusura bakma ama bulmuyorum. Doğallık değil, yani evet. Ben bana göre Wi-Fi'nin orada olması doğallık değil ve diğer odaların çekmesi için yayıtlar var. Şöyle. Prizlere onu koyabiliriz. Şöyle koyalım da önüne gözüksün hayatım. Tabii ki. Görsün herkes. Prizlere onu koyabiliriz. Onları koyduğumuzda her yerden geçebiliyor. Unutmuş olabilir misin? Belki aşağıya koyuyorsundur, yukarıda unutmuşsundur. Evet, unutmuşuz evet. Evet, yani evet, doğallık olarak görmüyorum. Unuttuğunu düşünüyorum. Hoş değildi. Ben olsam internetimi bile çıkartırdım. Dediğim gibi yani sonra burası bir show programı, kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Uygun olmadı. Oda niye bu kadar karanlık? Bana bir geldiler böyle. Rengi çok koyu değil mi sence de? Bana göre karanlık değil, hayır. Rengin çok koyu. Duvar rengin aşırı yatak koyu. Odan evet, duvar rengim koyu gerçekten. O koyu. Evet, yanda. Yani gri bütün evine hakim. Sanırım aynı tonda galiba evlerimizin griliği. Mobilyam koyu değil, başlığım koyu. İşte burası leopar, bunlar desenli, aynalar, dış baklava. Dış set çizdi bilir miyim? Ekin, ne isteyeceğini çok merak ettim. Hadi söyle. Fotoğrafımı çeker misiniz şöyle? Bir tam sana yol verelim. Eserlik. Evet, tam böyle fotoğraf köşesi için. Söyle bir. Çok teşekkür ederim. Anı olarak bir ömür boyu saklayacağım Ceren'cim. Evet canım, odama da çok yakıştın. Yeşiller evet, sana da çok evet, yakışmış. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Güzel çıktığını düşünüyorum fotoğrafta da. Teşekkür ederim. Evet kızlar, senin var mı Yasemin'cim yorumun? Evet. Sen hep sana kalıyorsun, bölüyorlar evet, seni. Arkadaşlardan sıra gelmiyor. Ben yorum yapmadım. Ekin beni bayağı böldü yani şu anda. Ekin şu an konuş, önüne mi geçtin? Evet, ben evet, seni susturdum. Geçti sen, şu an benim önüme geçtin. Neyse ben yorum yapmak istiyorum sadece. Duvarının rengi evet salonda güzeldi ama buraya çok olmamış. Biraz karanlık göstermiş. Evet çok haklısın. Yine ayna var. Evet. Ben evet ayna çok sevemiyorum. Tabii ki de senin zevkin ama mobilyanı çok beğenemedim. Yatak odası mobilyanı. Başlığını yine da hiç beğenmedim. Ayna. Ayna içimizi açıyor ama kızlar. Niye öyle? Sen de bakmaktan sıkılmıyor musun bütün gün? Asla görüyorsun. Sağım ayna, solum ayna. Hayatım odaya girdiğimizden beri sürekli kendine ayna. Yatak odasında yaşamıyoruz. Ne yapayım? Ayna mı çarpacağım birazdan? Yatak odasında yatıyoruz, kalkıyoruz ve gidiyoruz. Evet. Siz yatak odasında yaşıyorsanız sabah akşam öyle evet, sabah akşam olabilir yaşıyoruz. Yani. Evet. Ama bence yatak odasında ayna olmasın normal yani. Ayna tamam, başlıkların ayna görüntüsü. Ben burada açıkçası ayna başlığını söylemek istiyorum. Burada çok siyah ayna bana göre. Evet. Aynı zamanda leopardan sonra bu olmamış. Şunu çok beğendim. El işlemesi mi? Yok değil. Ay çok güzel. Evet, ya fiyatını fiyatı merak ettim yatak evet, örtünün. Fiyatı. Hanımlar ben bütün nevresim takımlarımı, bu da dahil olmak üzere yatak örtüm, 5750 TL'ye almıştım. Daha niye odanda fon yok? Ekin'cim birazcık susar mısın? Ama susamıyorum. Yorum yapmak istiyorum. Ama çok konuşacağım de şey var. Ya bir konuş abi o konuşmayı. Evet. Meyra'cığım ev şekli çok seviyor. Avizen hiç uyum bulamadım. Sen seviyorsun. Hiç aynen, güzel değil. Seviyorum yani da güzel ben müsaade ediyorum. Istemedim. Sıra kusura veriyorum. Bakma. Tamam. Kusura bakma yani uyumlu bulamadım. Aynen, ben yatak odası avizesi onu olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Aynı zamanda dediğim gibi bunu çok beğendim. Ama kesinlikle leoparla birbirinin uyumunu asla bulmadım. Evet. Ve yatak başlığın çok karanlık. Değil de bir kahve tonlarında falan olabilir. Evet. Ya da hani şu ya da düz renk de olabilirdi evet, değil mi? Evet, açık evet o yorumunuza katılıyorum. Duvar rengi boyasında
çok kötü şeyler yaşadım. Yani katalogda seçtiğim renk kesinlikle bu değildi. Evet, hep öyle. Bir tık ben, farklı çıkabiliyor, doğru söylüyorsun. Evet, çok koyu geldi. Sürdükten sonra da düğünüme de bir ay vardı. Tekrar değiştirmek gibi bir şeyim yoktu. Onun için değiştiremedim ama en kısa zamanda değiştirmek için. Halılarını beğendim. Bir dakika, bir dakika. Onu söylemek istiyorum. Halılarını beğenmedim. Bence bunlar banyo paspası. Ben de çok beğenmedim. Bana göre banyo paspası olduğunu daha düşünüyorum. Daha peluş tarzı olabilirdi. Evet, peluş. Daha banyo krem ya. Rengi olabilirdi. Biraz bilmiyorum. Daha farklı bunu bir... yani evet. Salonda ya da normal yatak odalarında, çocuk odalarında falan kullandıklarını altı biliyorum ben. Altı böyle değil ama onların. Bunun bilmiyorum. Altı... Sen işte birazcık böyle hani kaliteli, sürekli her şeyim kaliteli. O da kaliteli ya. Yok öyle demedim ama öyle evet öyleydi. Olabilirsin. Ben birazcık daha bütçeme uygun, güzel bir şeyler almak istediğim... Bütçe meselesi bu, haliyle. Yani evet, herkes bütçesine göre ev diziyor. Evet. Ama evet öyleydi. Teşekkür ama ederim. Ama evlerinde bunları için. Kullanıyorlar yani. Tabii. Dış ses soralım mı? Tabii ki Ceren. Soralım. Banyoda mı tamam. Kullanıyorlar? Sadece başka. Banyoda mı? Yoksa yo, diğer odalarda bakalım. Da kullanıyorlar mı? Bakabiliriz. Altını kamerada kaldırıp çekebilir. Bakalım. Ya ben banyo demek istemiyorum ama ya yatak bakın ben bunu kestirdim. Bu normalde büyük halı yani büyük bir halıydı. Büyük bir halıyı da banyoya seremeyeceklerine göre ve bunlar satılıyor arkadaşlar. Bu her yani, yere uyarlanan halılar. Bence de evet kesinlikle ben öyle katılmıyorum. Yani bu yorumunuza katılmıyorum. Beğenmemiş olabilirsiniz ama banyo halısı değil kesinlikle. Sümeyra'nın yatak odasındaki halı yorumuna çok bozuldum gerçekten. Çünkü banyo halısı diyerek birazcık küçümsediğini düşünüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Geliyor mu buradan? Çekebilir miyim? Çekebilirsin tabii ki de. Tamam. Şöyle. Bana göre benim düşüncem banyo derken hani ters anlamayalım. Normal banyolarda hani lavabonun oraya kullanıldığını düşünüyorum. Arkası böyle olanın benim tarzımda olanların da evin her yerine sarıldığını iddianı kabul ediyorum. Geri koyuyorum. Teşekkür ederim. Tamam ben de yorumun için teşekkür ederim. Bir de ben perdene değinmek istiyorum. Evet. Beyaz değil de daha kırık bir beyaz renk olsaydı daha güzel olabilirdi. Evet olabilirdi. Tüllerin güzel. Bu elektronik... Fon kullanmaman da güzel olmuş bence. Evet. Deneyebiliriz. Yasemin'cim bir şey ekleyebilir miyim yorumuna? Bunlar tek elektronik ya yanlarına aslında başka renk koydurabiliyorsun ya. Bence yanlarına farklı bir renk koydurarak fon tarzı yapabilirdim. Mesela fonsuz olması benim hiç hoşuma gitmedi. Evet tüllerimi yani bunları falan yaptırırken aldığım yerde söylemişti. Benim bunları aldığım zaman mobilyalarım henüz belli değildi. Onun için ben de bana demişti ki sen böyle al. Biz rengini değiştiririz demişti ama bizim bazı aksaklıklarımız oldu. Ben evimde uzun bir süre yaşayamadım bile hatta. Ondan dolayı da değiştiremedim öyle söyleyeyim. Böyle tercih etmemin sebebi de eşim sürekli geceleri çalışmak zorunda. Gündüz geldiğinde karartma hani karanlık olsun diye bunu tercih ettim. Onu da söyleyeyim. Hanımlar sizce bir halının kaliteli olup olmadığını belli eden nedir? Altı. Yani bilmiyorum o konuda bir şey diyemem. Öyle bir iddiam da yoktu zaten. Düşüncemi söyledim sadece ben. Yani görünüş olarak da biraz az çok belli oluyor. Bilmiyorum altıyla anlayamam. Kaliteli halılar makinede yıkanmıyor diye biliyorum. Makinede yıkananların da kaliteleri evet, var ama aslında. Bunlar mesela belli bir zaman sonra altları sökülebiliyor. Bence banyo halısı değil kesinlikle. Altındaki o şeylerden dolayı öyle söylüyor. Ama halı hafif olduğu için ve kaymaması için onu öyle yapıyorlar. Her yerde kullanıldığını görüyorum. Ben kendim salonumda da kullandım, yatak odamda da kullandım. İnsanlar çocuk odalarında, başka odalarında da kullanıyorlar. Bana yataklarının yanındaki ve şu masanın üstünün boş olması benim hoşuma gitmedi. Bence oraya kullandığım parfümleri ya da makyaj malzemelerini koyabilir olduğunu düşünüyorum. Ve ışık yetersiz diye görüyorum yine. Yanlarına şöyle çok güzel hani ufak lambader koyarak şurası var ya neydi onun adı kızlar? Makyaj aynası. Yok yok. Masasının deseni o kadar ağır geldi ki bana sanki salondayım. Hani sanki salonda aynısı var sanki yanlış evet, mı hatırlıyorum? Salon takımımla bir çünkü. Hediye galiba. Hediye severiz bak. Hayır tatlım maalesef hediye değil yani kimse böyle büyük bir hediye etmez Sümeyra diye kadar şanslı değilsin. Maalesef canım kimse dünden belli değil miydi arkadaşlar birinci bölümdü? Evet. Evet senin hediyelerin bayağı belli yani fazlaydı. Yatak oda takımım 40.000 TL. Çok pahalı geldi çok bana başarı. Aşırı pahalı geldi. Yani şu sence an sence Yasemin? Bence de pahalı evet. Gerçekten TL. Pahalı evet. Yani bunlar dahil değil de sadece mobilyası sanırsam. Mobilya sadece. Yok sadece mobilya. Perde de dahil değil. Yok hayır. Salon takımı da dahil değil mi? Hani birlikte demiştin.
Biraz önce Sümeyra'ya bütçe meselesi dedin, bütçeme göre yaptın dedin. Halı dedik. Halı dedik. Demek ki bütçen varmış ve yapmamışsın. Aynı yorumu yapacaktım halıdan hani söyledin diye. Demek ki. Evet. Ama mobilyayı erkek tarafı, halıları kız tarafı alıyor. Kızlar. Buradan bir damat tarafına o bir zaman kayınvalide tarafına evet. Mesaj atıyoruz. Sağ olsunlar. Onların parasını harvurdum harvan soktum. Hayır. Eşimle birlikte seçtik. Hatta eşim bu yatak odasını aşırı beğendi. Kendisi seçti diyebilirim yani. Ben de kesinlikle böyle eve o kadar düşkündür ki yani bütün her yerde onun izleri vardır. Yatak odasını o çok aşırı beğendi. Ben birazcık aslında bu yatak odası benim tarzım yani şöyle değil. Ben birazcık daha sporu seviyorum. Ama o böyle ağır mobilyaları çok tam sevdiği tersi, için biraz. Evet. Ben de onun zevkine güvendiğim için bu mobilyayı tercih ettim. Yani kesinlikle onlar alıyor, pahalı alsınlar diye düşünmüyorum. Ama daha demin dediğin cümle sanki birazcık evet, erkek öyleydi. Tarafı alıyor. Pot kırdım biraz. Hayır hayatım hayır. Perdelerimizi biz ortak yaptırdık. Yarı yarıya. Yatak odası fiyatı bana biraz pahalı geldi. 5 dakika önce bütçe meselesi dedi. Yapamadım dedi ama görüyoruz ki yapabiliyormuş aslında. Yatak odamı neden bu kadar pahalı bulduklarını anlayamıyorum. Çünkü her yer ayna ve çok kaliteli bir yatak odam var. Çeyiz konusunda iddialı mısın Ceren? Çeyiz konusunda çok iddialıyım Dışse. O halde gidip biraz da o iddialı çeyizini görelim mi? Evet hadi kızlar şimdi çeyizime geçelim. Hadi bakalım. Durun halıya takılmayın yamuklu. Ay evet dur şöyle düzeltin kenardan geçelim. Hayatım.